CHP'li belediyelerde Bülent Kerimoğlu, CHP Oh, Bakırköy oh, Belediye aferin, Başkanı. aferin. Bulgaristan'dan çekilmiş görüntüler. İşte niye zam yaptıkları belli. Kolay, buraya para mı dayanır? Tabii. Ben kim de bu böyle Bülent Kerimoğlu? yorum yaparım tabii o zaman. Bülent Kerimoğlu kim? Bülent Kerimoğlu 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'nun evinde misafir eden belediye 15 başkanı. Temmuz, 15 Temmuz'daki o şanlı direnişe Bakırköy'de evinden katılan, değil mi? Çay ve kahveyle televizyon karşısında katılanlardan birisi. Bu da rahatlıyor. Sıkıntı, kumar, stres tabii yani. Kumar, stresi. O, bir dakika, şimdi bunu onu şey yapıyorlar herhalde. Bu bel altı mı? Kusura bakmayın. Özür dileriz. Bu bel altı falan değil. Belediye başkanları, başkanlar, vekiller, siyasilerin bu tür şeyleri her zaman gündem meselesi olur. Haber değeri vardır. Bu bir. İkincisi şöyle bir şey var. İddia şu. Size ne kardeşim? Adam kendi parasıyla kumar oynuyor. Denebilir. Tamam. Bazı istasyonu. Bazı ne olacak abi? O avcılar ilgilenecek onu. Şey ne olacak şu rezidans hareketi şu. Aynen öyle. Çok, aynen bunlar öyle. Nereden geliyor bunlar? Buradaki iddialardan bir tanesi yanındakilerden birisinin belediyenin iştirak şirketlerinin ne iş yapan firmalardan bir tanesinin sahibi olduğu söyleniyor. İşte belediyeyi zarar uğratmaktan bilmem bir sürü şeyler iddiası ediliyor bilmiyorum ama ne olursa olsun şu görüntüyü verdiğin anda bu evet. Görüntüyle ilgili olarak sen hesap vermek, seçmenine hesap vermek, partiliysen partine hesap vermek mecburiyetindesin. Bu görüntüde Bakırköy hesap Belediyesi hesap. Yani bunu belediye başkanının yerel seçimler yaklaşıyor. Bu hesabı sorsunlar. Yani o belediye başkanının belli bir görevi var abi. Şimdi sen ben bir insan kumar oynar oynamaz işte kişisel hakları dersin. Yani özel hayatı dersin. Bir şey demiyoruz. Mahremiyet zaten. Dersin. Gerçi mahremiyet kelimesinin oraya oturmak da çok hoşuma gitmiyor ama kendi kişisel tercihi dersin falan filan dersin. Ama dediğin gibi belediye başkanı gibi bir sıfatla özellikle de 15 Temmuz'daki direnişin büyük ismi olarak değil mi? Direndiler ya orada televizyon karşısında.